Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle 5. sınıf 2. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorunuza başlamadan önce yazılı sorularımızı eğitimevi.web.com sitemizden bulabilirsiniz. Ve hemen ilk sorunuza başlayalım. İlk sorumuz boşluk doldurma sorusu. Bakalım hemen. Bir çokgenin çevre uzunluğu o çokgenin bütün kenar uzunluklarının neyine eşittir? Toplamına. O yüzden buradaki toplamını, toplamını buraya yazıyoruz. Diğerine bakalım. Bir cismin herhangi bir yüzey üzerinde kabladığı yere ne denir? Tabii ki alan. O yüzden cevabımız alan. Kare prizmanın yan yüzeyleri nedir? Dikdörtgendir. Çünkü hemen bir e, kare prizma çizip çizelim. Şöyle e, iki tane kare çiziyoruz ve böyle. Bunlar da dikdörtgen arkadaşlar. Böyle çizecek olursak. Bakın yan yüzeyleri dikdörtgen ama diğer yüzeyler kare. Bu e, bize burada neyi soruyordu? Yan yüzeyleri. O yüzden yan yüzeyleri dikdör, dikdörtgendir. Buraya da dikdörtgen yazarsak tam puanı alırız. Burada kare prizmayı tam çizememiş olabilirim. Ee, siz biliyorsunuzdur zaten. Sadece hatırlatmak amacıyla çizdim. Doğru yanlış sorumuza bakalım şimdi de. Dikdörtgensel bölgenin alanını bulmak için uzun kenarı ile kısa kenarı çarpılır. Bakalım. Ee, Öncelikle bir dikdörtgen çizelim. Buraya A kenarı diyelim. Buraya da B kenarı diyelim. Eğer biz bunun alanını bulmak istiyorsak ne yaparız? A ile B'yi çarparız arkadaşlar. Yani uzun kenarı ile uzun kenarımız ne? A. Kısa kenarımız B. Yani uzun kenar kenarı ile kısa kenarı çarpılır. O yüzden bu doğrudur. B'ye bakalım. Kare prizmanın yan yüzeyleri karedir. Bakın az önceki soruda da az önceki soruda yapmıştık. Ne demiştik yan yüzeylerin? Dikdörtgendir. Ama burada kare dediği için bu ne oluyor o zaman? Yanlış oluyor. O zaman Y koyuyoruz. Üç kenarı bulunan kapalı şekli üçgen denir. Bakalım adı üstüne zaten üçgen kapalıdır. Üçgen çizelim bir tane. Üçgeni çizdiğimizde kapalı mıdır? Kapalıdır. Şöyle kapatalım. 1, iki ve 3 tane kenarı vardır. Doğrudur. Bunun adı üçgendir. Bu da doğrudur. O yüzden buna da doğru yazıyoruz. D'ye bakalım. Karşılıklı kenar çiftlerinden biri paralel olan dörtgene yamuk denir diyor. Ee, bakalım buna. Karşılıklı kenar bu yamuk olmayabilir çünkü karşılıklı kenar çiftlerinden doğru arkadaşlar yamuktur çünkü biri diyor eğer ikisi deseydi dikdörtgen veya kare olurdu ama biri dediği için bunu böyle çiz. Buna bakmayalım hemen şöyle şurada çizeyim ben size bir yamuk. Bakın karşılıklı kenarlardan sadece biri paralel. Bu, buna paralel değil ama bu buna paralel olduğu için bize de zaten biri paralel dediği için buna yamuk diyebiliriz. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ve Hemen test sorularımıza geçebiliriz. Birinci sorumuz. Yukarıdaki KLM üçgeninde verilenlere göre M açısı kaç derecedir diyor. Bakalım hemen. Üçgenin iç, iç, iç açılarının toplamı neydi? 180 dereceydi. Bunu unutmayın. Karşınıza kesin böyle bir soru çıkabilir. Ee, hem bize burayı sorduğu için bu ikisini toplayıp 180'den çıkarırsak burayı bulabiliriz. Şimdi bu K açımız ne? 50 derece. L açımız ne? Baktığımızda burada bir sayı yazmamaktı ama biz bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu ne anlama gelir? Dik açı. Dik açı da nedir? 90 derecedir. O yüzden 50 ile 90'ı topluyoruz. Topladığımızda 140 eder. E biz ikisinin toplamını bulduk. İç açıların toplamı hepsi neydi? 180 dereceydi. İkisini biliyorsak diğerini bulmak için 180'den 140'ı çıkarabiliriz. 180 eksi 140 dediğimizde cevabımız ne çıkar? 40 çıkar. Yani M açımızın e değeri 40'tır hangi şıkkımızda var? B şıkkımızda. O zaman cevabımız Bursa oluyor. İkinci sorumuza bakalım. Geçelim hemen. Şekildeki ECD ikizkenar üçgendir. ED 10 cm, CD 8 cm olduğuna göre şeklin çevresi kaç santimetredir diyor. Yani bize bunun toplam çevresini soruyor bu şeklin. Şimdi e, bize verilenleri önce bir yazalım. ED kenarı 10 cm. Yani bu kenar nedir? 10 cm'dir. CD kenarı ise 8 cm. CD burasıdır. Burası da 8'dir. Şimdi bu eğer ikiz kenar üçgense bakın burada iki tane işaret koymuş. Bu nedir? Yani bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. O zaman burası 8 ise burası da eşit olduğu için burası da 8 olur. Ve ayrıca bakın Bura da aynı çizgiden koymuş. Yani bu kenarlar da bu kenara eşit. O yüzden buralarda 8 cm oluyor. Zaten karenin bütün kenarları eşit olduğu için zaten e, sadece bu kenarın 8 olması diğerlerini de etkiler. Çevresini soruyordu. Hemen çevresini toplayalım. Çevresinde burayı saymayacağız. Çünkü burası çevreden değil. Çevresi bunun e, çevresidir adı üstünde. Topladığımızda 1 2 3 4 tane 8 var. 4 kere 8 32. Ye. Onu da eklediğimizde ne eder? 42. Cevabımız Ceyhan olur. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki eşkenar üçgenin çevre uzunluğu paralel kenarın çevre uzunluğuna eşittir. Paralel kenarın uzun kenarı 18 cm ise kısa kenarı kaç cm'dir diyor. Şimdi bakalım. Ee, eşkenar dörtgenin her kenarı eş olduğu için burası 16 ise burası da 16, burası da 16 ve burası da 16 olur. Ve bunun çevresi buna eşittir çevresi. Bunun çevresini bulalım hemen. 1, 2, 3 ve 4. 16'yı 4 ile çarparsak bunun çevresini bulabiliriz. Aynı şekilde 16'yı 4 ile çarparsak bunun da çevresini bulabiliriz. Çünkü bu buna eşittir. Hemen çarpalım. 6 kere 4, 24. Elde var 2. 4 kere 1, 4. 2'yi de eklediğimizde 64. Yani eşkenar, eşkenar dörtgenin çevresi 64 cm. Aynı şekilde paralel kenarın çevresi de 64 cm. Çünkü ikisi birbirine eşit şimdi burada çevresini bulmak için eğer burası 18 cm ise burası da 18 cm'dir. Eğer biz bunun ikisini toplayıp 64'ten çıkarırsak 2B'yi buluruz. Ve bunu da 2'ye bölersek sadece bir tane B'nin kaç olduğunu bulabiliriz. İkisini toplayalım 36. 64 eksi 36 çıkaralım. 2 kaldı 32. Yani bu kenarla bu kenarın toplamı 32 ise bir kenarı bulmak için ne yaparız? 32'yi 2'ye böleriz. 32'yi de 2'ye böldüğümüzde cevap 16 D şıkkı gelir. Dördüncü sorumuza geçelim. Yukarıdaki ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu 56 cm'dir. Bu dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olduğuna göre kısa kenarı kaç cm'dir diyor. Ee, bir dakika biraz yukarı alabiliriz. Bunu nasıl bulacağız şimdi? Öncelikle bize verilenleri bir yazalım. Çevresi 56 cm. Ardından ne diyor? Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı diyor. Yani kısa kenara biz x yazarsak Uzun kenarda ne yazmak zorundayız? 3x. Çünkü uzun kenar yani ad cd'nin 3 katı. Baktığımızda x'i 3 ile çarparsak 3x olur. Bu da doğrudur. Ee, olduğuna göre kısa kenarını soruyor. Yani e, burada bir çevre yapalım hemen. Çevre neydi? x'inin toplamının 2 katı 56 eşit yani. dikdörtgenin çevresi budur. Kısa kenarla uzun kenarın toplamının 2 katı çevredir. Toplayalım 4x. 2 ile çarpalım 8x. 8x. 8x e, yani neye eşit? 56'ya. 8x 56'ya eşitse 56'yı 8'e bölersek bir tane x'in kaç olduğunu bulabiliriz. Bölelim hemen. Kaç gelir? Direkt kafadan yapacak olursak x eşittir 7 gelir. Bize neyi soruyor? Kısa kenarı. Kısa kenarımız neydi? x'ti. Zaten biz, biz x'i de 7 olarak bulduğumuz için doğru cevabımız b şıkkı 7'dir. Beşinci sorumuza bakalım. Burada ne diyor bizden? Yukarıda verilen yamuğun çevresi karenin çevresine eşittir. Buna göre karenin bir kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Biz burada öncelikle ne yapacağız? Ee, bu yamuğun çevresini bulacağız. Bulalım. 6 ile 8'i topladığımızda 14. 12 ile topladığımızda 26. 10 ile topladığımızda 36. Bunun çevresi 36 santimetre. Bunun çevresi karenin çevresine eşitse. Ve ayrıca bunu bilmeliyiz ki karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Bunu eğer bilmezsek soruyu yapamayız. Ee, şimdi karenin çevresi de 36 cm. Çünkü ikisi birbirine eşittir diyor. Ee, karenin çevresini nasıl buluyorduk? Yani bir tane kenarı 4 e çarpıyorduk. Çünkü bütün kenarları eşit olduğu için. Ee, bir tane kenarını bulmak için o zaman da çevreyi 4'e bölersek bir tane kenarını bulabiliriz. 36'yı 4'e böldüğümüzde sonuç 9 çıkar. A şıkkı çıkar yani. Sağlamasını yapacak olursak 9 ile çarpacak çarparsak 36'yı elde ederiz. Altıncı sorumuz. Burada ne diyor? Yukarıdaki dikdörtgenin çevre uzunluğu eşkenar üçgenin çevre uzunluğuna eşittir. Buna göre eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu kaçtır? Bu da aynı şekilde güzel bir soru. İlk önce dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Nasıl buluyorduk? İkisini toplayıp 2 ile çarpıyorduk. Toplarsak ne gelir buradan? 33 gelir. 33 ile çarparsak? 66 gelir. Yani dikdörtgenin e, çevresi 66 santimetre. 66 santimetre ayrıca neye eşit arkadaşlar e, eşkenar üçgenin çevresine. Yani e, eşkenar üçgende de ne yapıyorduk? Bir tane e, bütün kenarlar eş olduğu için bir tane kenarı 3'e çarparsak çevreyi buluyorduk. Eğer çevresini biliyorsak 3'e bölersek bir kenarını buluyorduk. Yani 66'yı 3'e bölersek de ne gelir buradan? 22, B şıkkı gelir. B şıkkı nedir? Bir e eşkenar üçgenin bir kenarın uzunluğudur. 22 ile 3'ü çarptığımızda 66'yı buluruz. Böylelikle sağlamasını da yapabiliriz. Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşegeni doğru çizilmiştir diyor. Köşegen neydi? Komşu olmayan iki köşeyi birbirine bağlayan doğruydu. Bakalım. Burada köşeleri bağlamamış. Burada da bir tane köşeyi kenara bağlamış. Bu da olmaz. Bunları eleyelim. Burada da hiçbir köşeyi bağlamadığı için bu da değil. Ama D şıkkında hem köşeleri bağlıyor hem de bu köşeler komşu değil. Do doğru cevabımız böylelikle D şıkkı olur. 8. sorumuz yukarıdaki şekil e şekilde verilenlere göre e CD açısı kaç derecedir diyor. Hemen bakalım. Bu nedir? İkiz kenar üçgendir. Bakın çünkü iki tane tik koymuş, ikisine de tik koymuş. Yani bu kenarla bu kenar eşittir. Bu kenar 70 ise bu, e, bu açılar da birbirine eşit olmak zorunda çünkü ikiz kenarda böyleydi. E, i̇ç açılar toplamı 180. Sen de 180'den 70'i çıkaracak olursak 110 kalır. E Bu ikisinin toplamı 110sa bunlar nedir? İkisi birbirine eşittir. Eğer biz bunu ikiye bölersek bir kenarını, e, bir açısını bulmuş oluruz. Böldüğümüzde 55 gelir. Bir tane açımız 55'tir. Heh. Şimdi de e, e, kareye bakacağız. Karenin bir kenarının açısı neydi? 90 santimetreydi. 90 cm. Diktir ve 90'dır. Bunu da unutmayın. Ee, eğer bize burayı soruyorsa buranın tolamı 90 ise burası da 55 ise burayı nasıl bulabiliriz? Çıkarma yaparak tabii ki. 90'dan 55'i çıkaracak olursak kaç gelir? 35 gelir. Burası 55 burası 35. Bize de, de e, C, sorduğu için cevabımız C şıkkı 35 oluyor. 9. sorumuz yukarıdaki şekil ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır? Şeklin adı paralel kenardır. Doğru. Köşegen uzunlukları eşittir. Doğrudur. Karşılıklı açıları eşittir. Yanlış. Karşılıklı açıları burasıdır ama burası birbirine eşit değildir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Bakalım. Bu buna paralel, bu da buna paralel. Doğrudur. Yanlış cevabımız burada Ceyhan. PRS üçgenine verilenlere göre R açısı kaç santimetredir? Bu da aynı şekilde bir önceki soruya benziyor. Bu ikiz kenardır. İkiz kenar olduğu için bu iki açı da birbirine eşittir. Ee, i̇ç açılar toplamı 180'de. 180'den 80'i çıkarırsak X açının toplamını buluruz. X de birbirine eşit olduğu için 2'ye bölersek bir açısını buluruz. 100 gelir buradan. 100'ü 2'ye bölersek de 50 gelir. R'yi de 50 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız Ceyhan olur burada da bir tane klasik sorumuz var. Yapalım bunu da. 4 km artı 300 cm kaç metredir? 4 km, 1 km, 1000 metre olduğu için 4'ü 1000 ile çarptığımızda 4000 olur. 4000 artı 300 cm de yani 100, 1 cm... 100 cm 1 metre olduğu için 100'e bölersek bunu da buradan da 3 metre gelir. Ve hepsini de toplarsak 4003 metre eder. 4 kilometre ve 300 cm. Devam edelim hemen e, sorumuz kalmış. Bunlar da sözel şekilde şekil verebilirmiş. Bunlar da çıkabilir. Çevresinin uzunluğu 48 cm olan karenin alanı kaç santimetredir? Hemen bir kare çizelim. Karede neydi? Bütün kenarlar birbirine eşitti. Ee, çevremiz neydi? Bir kenarı 4 çarparsak çevreyi bulurduk. O zaman çevreyi biliyorsak, çevreyi de 4'e bölersek bir kenarını buluruz. 48 bölü 4, bir kere var 4, 0, 8 aşağı indi, 12. Yani bir kenarımız 12. Alanını nasıl bulacağız? 12 ile 12'yi çarparsak yani bir kenarla diğer kenarı veya bir kenarı kendisiyle çarparsak alanını buluruz. 12 ile 12'yi de çarparsak cevabımız 144 A şıkkı gelir arkadaşlar. 12. sorumuz, son 3 sorumuz kalmış bu arada. Halil Bey'in dikdörtgen şeklindeki tarlasının eni 14 metre, boyu 28 metredir. Halil Bey tarlasının etrafını 3 sıra tel çekecektir. Bu iş için kaç metre tel gerekir? Öncelikle bize verilenlerden dikdörtgenin çevresini bulacağız. Nasıl buluyorduk? İkisini toplayıp 2 ile çarpıyorduk. 30 42 gelir. 42'yi 2 ile çarparsak 84. Dikdörtgenin çevresi 84. 3 sıra tel çekiyorsa kaç metre olur? Yani çevresinin 3 kez e, dolaşması gerekiyor. 3 çarparsak bunu da doğru cevabımızı buluruz. 12 elde var 1. 24, 252 şıkkı gelir doğru cevabımız. 0,36 kilometre kaç metredir? Şimdi bunu ee, ne yapacağız? Ee, bu kaç me 360 metredir arkadaşlar. Direkt bunu yapabilirsiniz zaten. Biliyorsunuzdur. 1000 metre 1 kilometreden direkt yapabilirsiniz. Bu burada da çıkmış zaten. Aynısını yapmıştık. 4003 geliyordu cevabımız. Ve böylelikle bütün sorularımızı bitirdik aynı şekilde videomuzu da bitirmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Benim dediğimin aynı sakın sınavda yapmayın. Ben yanlış yapıyor olabilirim. Elinden geldiğinde doğru bilgileri vermeye çalışsam da yanlışlıklar olabilir. Kusura bakmayın. Eğer yanlışım varsa yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. sağlıklı kalın. Hoşça kalın.